E-ticaret büyüdükçe bizler de büyüyeceğiz ve e-ticaret hayatımıza yön verecektir. E-ticarette otomotiv sektörü pandemiden sonra artık biz de yer alacağımız dediğimiz bir alan oldu. Müşterilerimize empati çok önemli. Onlarla empati kurmamız gerekiyor. İşte Avrupa ülkeleri e-ticarette başka bir boyuta geçerken biz de hala kargom geldi mi sorusunu soruyoruz. Kampanyalarda sıktığımız müşteri artık o markayı bilinçaltına almıyor, kara listeye alıyor. Sene oldu e-ticaret sektöründe olalı. İlk iş deneyimim e-ticarete merhaba dediğim yer Dagi Giyim oldu. Dagi Giyim'de e-ticaret sektörünün daha yeni yeşillendiği zamanlardı ve orada e-ticaret elemanı olarak başladım. Başarı hikayeleri oluşturunca ister istemez diğer firmalarda da ses getiriyorsunuz. Bu zamana kadar birçok firmada e-ticaret kurulumu yaptım, öyle söyleyebilirim. Hazır bir taslağa gidemedim henüz. Böyle olması daha güzel. Sıfırdan bir başarı hikayesi oluşturmak ve oranın büyümesi, bebeklikten alıp emeklemesine ve yürütmesine kadar benim için bir onur verici bir durum. Birçok kategoride yer aldım. Biz Başbuğ Grup olarak 1974 yılında İstanbul Aksaray'da Türk otomobillerin parçasını satarak ardından Ford yedek parçası, Mercedes yedek parçası ile ilk Aksaray'daki 2000 metrekarelik depoda stratejiye başladık. Ardından buradaki deponun yetmemizliği bizi buradaki yeni binamıza taşıyarak 7 tane depoyu oluşturdu. Ve en küçük depomuz şu an Konya'da 12.000 metrekare, en büyük metrekarelik depomuz İstanbul'da 24.000 metrekareden oluşmaktadır. Yıllık 1,5 milyon stok yelpazemiz bulunmaktadır. Bildiğiniz üzere global bir markaya Goodyear Auto Aksesuarı lisansörü olduk. Bu da stratejimizi çok fazla bir üst düzeye taşıdı. Türkiye'de şu an global bir markanın aksesuarlarını satan bir rakibimiz yok. Kendimiz bu konuda çok büyük bir rakip görüyoruz. Başbuğ Grup olarak hep ileriye yönelik hareketler düşünüyoruz. Bundan sonraki amacımız Goodyear Auto Aksesuarı 20 ülkede daha fazlasını taşıyarak ihracatımız ve iç piyasada kendimizi göstereceğiz. Tekstilden otomotiv sektörüne geçmek çok büyük bir süreç, çok zor bir süreç. Otomotiv sektöründeki en büyük ticaret çıkmazı arabası olup içindeki parçaların neye uyumlu, nerelerde kullanacağımızı bilmiyoruz. Bu bir çıkmaz. Yani ürünün açıklamasını, içeriğini müşterilerimize aktaramıyoruz. Aktaramadığımız için bu da e-ticaretteki otomotiv satışlarını düşürmekte gördüğümüz kadarıyla. E-ticaret satışlarımızın nasıl artacağıyla ilgili konuşarak şöyle bir izlenim yaptık. Örnek veriyorum, bir parçamız var. Hangi araba uyumlu olup olmadığını model, marka, yıl ve kasa tipini belirleyerek o parçanın hangi araca uyumlu ise gönül rahatlığıyla aldırabileceğimiz bir basit sistem oluşturduk müşterimize. Bunlardan bir tanesi bu ve diğer ikincisi benim aracımın bakımının ne zaman geldiği ve o bakımda neler yapılacağını ve o bakımda nelerin değişeceğini gösterebilecek bir yazılım yapmaya çalıştık diyebilirim. Ve ardından da biz bunu artık application haline getirmeye çalışıyoruz. Çünkü tek tuşla müşterimize rahat bir şekilde ürünlerimizi ulaştırmamız lazım. Lojistik tarafı bizim için çok eğlenceli. Çünkü satışı yaptığımız yeri en son müşteriye gönderdiğimiz yer. Buradaki lojistik sürecini şöyle yönetiyoruz aslında. Müşterinin sipariş verdiği an itibariyle bizim sistemimize düşüyor ve düştüğü zaman sistemimizde bunu biz lojistik tarafındaki el terminalleriyle iş emri oluşturuyoruz. İş emri oluşturulan el terminallerinde raflardan gidip ürünlerimizi toplayarak bir masa oluşturuyoruz ve o masa içerisinde ayrı bir yazılım ile hangi ürün, hangi pazar yerine ait, hangi kargo ile çıkacağına kadar tek tuşla bir fatura alarak titizlikle kargo poşetimizi hazırlayıp ardından da çıkışlarımızı sağlıyoruz. Yani lojistik tarafında şöyle güzel bir yanımız var. Burada en çok e-ticarette satılan ürünleri planlama bölümümüz var. Ve planlama bölümümüz buradaki buffer stok dediğimiz en alt stoğa kadar düştüğü an itibariyle diğer depolarımızdan ürün çıkışlarını kendi depomuzda tamamlayarak satışı durdurmadan ciro artışlarımızı elde edebiliyoruz. Başbuğ Grup adına lojistik üstü diyebiliriz. Gerçekten müthiş yazılımlar ve lojistik tarafındaki çalışan arkadaşlarımızın bedensel ve oradaki kurguları inanılmaz hoşumuza gidiyor. Ekibimde çalışan arkadaşlarımı önce özverili, çalışkan, dürüst insanlar ve bireyler yetiştirerek başka markalara e-ticaret yöneticisi olarak onları görmek istiyorum. Ve onları önceki hedefim, onları bu hayata alıştırmak ve eğitimini yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bizler yöneticiler eğitmen olduğumuz için arkadaşlarımıza eğiterek bir yere getirmemiz lazım. Onların başarısı bizim başarımızdır ve o tabloyu görmek istiyorum. İlk hedefim bu. İkinci hedefim e-ticarette otomotiv sektörü. Pandemiden sonra artık biz de yer alacağımız dediğimiz bir alan oldu. Otomotiv sektörüne e-ticarette çok basitleştirme bir durumuna getirmemiz lazım. Yani bunu örnek veriyorum. Daha deminki dediğim gibi uygulamalar ile, application'lar ile müşterimizi tamamen kurgulamamız lazım. Aracınız bozuldu ve aracınızda bir hata var. O hatayı bulamıyorsunuz, olduğunuz yerdesiniz ve gidecek bir yeriniz de yok. En yakın hizmet alacağınız yer 20 kilometre ötede. Biz bu uygulama ile sizin hangi hataya oluştuğunu ve arabanızın çalışıp çalışmayacağı ile ilgili size bir canlı destek ya da uygulama ile detay vermek istiyoruz. Şu an henüz üniversitelerde yeni bölümler açılmaya başladı. E-ticaret ve pazarlama. Şu soruyu sormak lazım. Türkiye'de e-ticaret %kaçlık bir oranda aslında? Biz %kaçını yapabiliyoruz? İşte Avrupa ülkeleri e-ticarette başka bir boyuta geçerken biz de hala kargom geldi mi sorusunu soruyoruz. Öncelikle biz sistemi oturtmamız lazım. Öyle söyleyebilirim. Sistemi oturttuktan sonrasında yazılımları kuvvetlendirmemiz lazım. Yani biz yazılımcılara çok büyük değerler vermemiz gerekiyor. Ayrıca e-ticaretçilerin bu işi severek yaptırmak gerekiyor. Yani e-ticaretin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse yani bir sahibinden araba koyup araba sattığın zaman e-ticaretçi olduğunu düşünen çok insan var. Ya da örnek veriyorum pazar yerlerine bir tane dükkan açıp 2 tane ürün satıp ben e-ticaretçiyim diyen çok bireyler var. O e-ticarete gönül verenleri firmalarda görüp e-ticareti başka bir boyuta getirebiliriz aslında. Müşterimiz satış sitesine girdiği zaman kargaşayı görmemesi lazım. Müşteriye hangi ürünü satacağımızı hitap etmemiz lazım. Ürün içeriklerini güzel bir şekilde anlatmamız lazım. Gerekirse şu son dönemlerde videolu anlatımlar başladı. Benim aslında düşüncem şöyle, her firmada bunu söylemeyi dile getiriyorum. Kendi markalarımızın TV'sinin oluşmasını istiyorum kendi sitemizde. Örnek veriyorum Goodyear Auto Aksesuarları TV'si gibi bir sistem kurabiliriz. Müşteri orada merak ettiğini bizim videolarımızdan anlayabilir. Örnek silecek alıyor müşteri ve sileceği takmayı bilmiyor. Bunun için tekrardan bir ustaya gidip ekstradan bir para veriyor. Biz bunu anlatabiliriz. Biz bunu müşteriye son kullanıcıya içeriklerle, yazılar ile, ön yazılar ile oluşturabiliriz. Artı müşterilerimize empati çok önemli. Onlarla empati kurmamız gerekiyor. Empati kurduğumuz zaman müşteriyi anlayabiliyoruz ve ona göre davranıyoruz. SEO çalışmaları, ayrıca dijital marketing çalışmaları bunlar olmazsa olmazı ve son olarak da müşterilerimizi kampanyaları ile sıkmamak gerekiyor. Kampanyalarda sıktığımız müşteri artık o markayı bilinçaltına almıyor, kara listeye alıyor. Kara listeye aldığı bir markayı da tekrardan gelip alışveriş yapmak istemiyor. E-ticaret artık çoklu satış kanallar stratejisine girmeye başladı. Ayrıyeten artık e-ticarette yapay zeka gelişimi fazlalaşacak. Örnek veriyorum müşterimizi silecek aldığı zaman sileceğin bir ömrü var. Biz o sileceğin ömrünü 5 ay sonra müşterimize hatırlatacağız. Ve müşteri bunun ihtiyacının olduğunu düşünecek. Sesli yanıt sistemleri başlayacak e-ticarette. Klavye kullanmadan sesli bir şekilde bunu yapıyorlar ve geliştirmeye çalışıyorlar. Sesli sistem ile e-ticaretimiz artacaktır. Biliyorsunuz pandemiden sonra otomotiv sektörü daha farklı. Çünkü 40 milyar dolara ulaştı 2021'de dünyanın e-ticaret hacmi, satış hacmi. Otomotiv de bunlardan bir parçası olmak istiyor. Biz otomotivi ileriki seviyede 3 boyutlu, içerisine parça takılan bir hale alacağını düşünüyoruz. E-ticaret büyüdükçe bizler de büyüyeceğiz. İnsanlar da farklılaşacak ve e-ticaret hayatımıza yön verecektir diyebilirim.